iki anayasa ve fiili durumla başlamak istiyorum. Genel esaslar demokratik hukuk devleti, 2017 kurgusu demokrasiyle bağdaşmayan hükümler ve uygulama fiili durum. İşte Anayasa Mahkemesi'nin durumunu bu bağlamda değerlendirmek gerekiyor. Anayasa Mahkemesi 60 yaşında. Bireysel başvuru ise 10 yaşında. Anayasa Mahkemesi'ne 10 yılda 500 bine yakın başvuru yapıldı. 500 bine. Şu anda Anayasa Mahkemesi önünde bekleyen dosya sayısı bireysel başvurular çerçevesinde 150 bine yakın. Norm denetim dosyaları ise 800'e yakın. Bu durum bireysel başvurunun ne kadar zor olduğunu, bütün başvuru yolları tüketildikten sonra yapılan başvuru olduğunu ve pahalı olduğunu, sıkıntılı olduğunu dikkate alırsak bu tablo bile başlı başına Türkiye'nin insan hakları karnesini gösteriyor. İnsan hakları karnesini gösteriyor. Tablo ağırdır, insan hakları ihlalleri geneldir, yaygındır ve sistematiktir. Bu arada 800'e yakın norm denetim dosyası ise bunların sorumlusu ne yazık ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bu açıdan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin durumunu Anayasa Mahkemesi bakımından bir ön kurum olarak değerlendirmek gerekir. Norm koyma yoluyla önlemek ve düzeltmek yerine aslında Anayasa Mahkemesi'nin denetimi öncesinde, denetimi esnasında ve denetimi sonrasında açıkça anayasaya aykırı olduğu halde kural koymak suretiyle Anayasa Mahkemesi önündeki dosya sayısını arttırmaktadır. Yalnızca Anayasa Mahkemesi kararları değil, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarına karşın cemevleri düzenlemesi bunun tipik bir örneğidir. Bu çerçevede Anayasa Mahkemesi kararlarından sonra bırakın uygun düzenleme yapmayı, yeniden ihlal düzenlemesi yapılmakta. Anayasa Komisyonu hiçbir zaman toplanmıyor. Pilot kararlar gereği yaptığımız, verdiğimiz önergede meclis ben düzenlemem diye bunu reddetmiş bulunuyor. Yani anayasa madde 153'ü açıkça bilerek ve isteyerek bilinçli olarak ihlal etmiş bulunuyor. Tabii ki Cumhur İttifakı yapmış bulunuyor bunu. Peki yargıya geldiğimiz zaman yargı bütünü önce anayasa madde 138, 11, 153 dahil diğer maddeler çerçevesinde yargı adil yargılanma hükümlerini, hakkı hükümlerini ihlal konusunda birbiriyle adeta yarışmaktadır. Tabii ki burada Damokles'in kılıcını unutmamak gerekir. HSK'yi unutmamak gerekir. Ama bizim yaptığımız yasalar, özellikle Cumhur İttifakı'nın oyladığı yasalarda yargıçların nitelik yerine niceliği, liyakat yerine yandaşlığı öne aldığı sınav sisteminden pekala birçok kez bunun tanığı olduk. Evet, demek ki bunun yanında adil yargılanma hakkı gerekleri doğrultusunda verdiğimiz yasa önerilerinde yine Cumhur İttifakı gündeme bile almadı. Komisyonlar önünde beklemektedir. Anayasa Mahkemesi bakımından, Anayasa Mahkemesi geç karar vermektedir. Çok az iptal etmektedir. Kısmen iptal kararlarında bile meclise süre tanımaktadır ama meclis onları gündeminde almakta bile gecikmekte. Üyelerin nitelik sorununa girmiyorum. Yargıtay yoluyla araçsallaştırılan Anayasa Mahkemesi üyelik devşirme işine girmiyorum ama iş yükünü azaltmak için geceli gündüzlü Anayasa Mahkemesi çalışmalı, ancak etkili bir başvuru yolu olmadığını da, olup olmadığını da sorgulamak gerekmektedir. Bu çerçevede Adalet Bakanlığı'na gelecek olursak, Adalet Bakanlığı yargı reformu adı altında yapılan 6 yasal düzenlemenin hiçbirinin etki analizini bildirmemiştir. Meclise bildirmemiştir, ne de ihtiyaç bildirimi yapılmıştır. Yıkın, hukuk arkadan gelsin şeklinde anayasa suçu oluşturan emirler sorununa girmeyeceğim. Ama yapın, hukuk kahrolsun zihniyetini özellikle saray sevdası sonucu meclisimizin araçlaştırıldığını bu yolda belirtmeden geçemeyeceğim. Şu halde adaletin tecellisini engelleyen öncesi
Tamamlayalım hocam. Sayın Başkan, sonrası müdahaleler idareden geliyor, bakanlıklardan geliyor, tek kişiden oluşan yürütme parti başkanlığı yoluyla devlet başkanından geliyor. Ve bunun esasen ana nedeni kişi, parti ve devlet füzyonudur. Kişi, parti ve devlet füzyonu, bütçe süreci bunun örneğidir, grup toplantıları bunun örneğidir, talimat yoluyla bakanlara anayasa yaptırmak bunun örneğidir. Ve peki Osmanlı'nın, Cumhuriyet'in yıkamadığı 200 yıllık birikimi 2 ayda nasıl yıktılar? İşte kanun hükmünde kararnameler yoluyla ilga ederek, başta hükümeti ilga ederek. Canikli, Kurtulmuş, sol sağ tarafında Boza, Özhaseki, Tüfekçi, Soylu, Eroğlu ve diğerleri, işte 30 kararnamede adları bulunan ve sivil ölü kadavraları üzerine inşa edilen anayasa için burada, bu anayasal kurgu için. Teşekkür ediyoruz Sayın Kaboğlu. Teşekkür ederim.